Evet, konumuz neydi? Konumuz dolaşımı arttırarak kilo verin. Peki dolaşım neden bu kadar önemli kilo vermemizde? Veya dolaşım vücudumuz için neden önemli? Kan vücudumuzun adeta otobanı. Otoban ne yapıyor? Vücudumuzdaki besini ve vücudumuza işe yarayacak olan tüm öğeleri taşıyor. Nerelere taşıyor? Beynimize taşıyor, kalbimize taşıyor, saçımıza taşıyor, cildimize taşıyor. Bütün dokulara taşıyor. İşte bu yüzden kan dolaşımının, debisinin doğru olması bizim için çok çok önemli. Peki bunu biz nasıl ayarlıyoruz? Bunu stresimizi yöneterek ayarlıyoruz, iyi uyuyarak ayarlıyoruz, sigara içmeyerek ayarlıyoruz. Doğru şekilde fiziksel aktivitede bulunarak ayarlıyoruz, doğru besinleri seçerek ayarlıyoruz. İşte size birazdan anlatacağım besinleri seçerseniz hem bu söylediğim ivmeleri kazanmış olacaksınız, hem de kilo vermenizdeki o tıkanıklık gidecek. Hani dersiniz ya, şişlik var, vücudumda bir şeyler iyi gitmiyor, ayaklarım şişti, elim şişti, yüzüm şişti. O sizin dolaşımınızın kötü olduğunu gösteren bir öğe. Hadi gelin bunları birlikte açalım, birlikte hızlandıralım. Birinci besinimiz kırmızı biber. Bu bildiğiniz hani kırmızı dolmalık biberler ama aynı zamanda bizim kırmızı pul biberimiz. İkisinin de ortasında, içinde daha doğrusu kapsaisin adını verdiğimiz bir madde var. Bu ne yapıyor? Bu sizin kanınızın debisini arttıracak bir yapıya sahip. Damarlarınızın genişlemesine neden oluyor. İşte bu etkiyle de sizin kanınız daha hızlı akabiliyor. Ve kan basıncınızı regüle etme özelliği var. O zaman neymiş? Birincisi kırmızı biber. Şimdi alışveriş sepetimizin içine kırmızı biberimizi koyduk. Ya da şöyle toz pul biberimizi ya da işte iyi güvendiğimiz bir pul biberi ekledik. İkincisi pancar. Pancar bir kök sebze biliyorsunuz. Kök sebzelerde ne var? Kök sebzelerde nitrik okside dönüşebilecek olan bir nitrat yapısı var. Peki bunlar ne yapıyor? Bunların en büyük özelliği yine bizim kan damarlarımızın genişlemesine yardımcı olmak. Oradaki kan akımını hızlandırmak. Peki biz pancarı ne şekilde yiyelim? Biz pancar turşusunu yaparız mesela. Ama ben ne yapıyorum? Pancarı haşladıktan sonra salatamın içine koyuyorum mesela pancarı. Veya pancarı ezerek yoğurtla karıştırıyorum. Yani pancar sizin alışveriş listenizin ikinci öğesi olacak. Pancar tabii kalori olarak yüksek bir besin olduğundan ve içindeki şeker oranına dikkat edilmesi gerektiğinden haftada bir kullanılabilir. Yine kan dolaşımızı hızlandırma ivmesi açısından. Üçüncü besinlerimiz de orman meyveleri. O yolda yürürken benim oturduğum yerde çok yeşil bir yerde oturuyorum ben. Yol kenarlarında hep böğürtlenler var. Ahududuları görüyorum. Böyle güzel güzel meyvelerini vermişler ama orada duruyorlar. Bizim ülkemizde aslında orman meyveleri çok. Karadeniz'de, güneyde bir sürü yerde ciddi anlamda orman meyvesi var ama günlük hayatımızda ne yazık ki istediğimiz oranda bir elma, armut yer gibi bu meyveleri yiyemiyoruz. İşte orman meyveleri de bizim kan dolaşım ivmemizi içlerindeki antosiyanin sayesinde arttırabilme özelliğine sahip. Bir çilek mesela bir orman meyvesi aslında ama endüstriyel olarak da hazırlanıp üretilebiliyor. Bir yaban mersini, ahududu, frambuaz, böğürtlen bunların hepsi orman meyvesi. Mümkünse bu mor renkten yararlanarak günlük beslenmemizin içine orman meyvelerini koymaya çalışalım. Bunların içindeki o antosiyaninin en büyük özelliklerinden bir tanesi atar damarlarımızın hasar uğramasına engel olmak. Peki yağlı balıklar. Yağlı balıkların başına ne geliyor? Hep söylüyoruz somon, somon, somon. Ama bizim denizlerimizde üretilen sardalya da var. Sardalya içeriğindeki EPA ve DHA sayesinde yani omega 3 asidi sayesinde kalp damar sağlığımızı korumakla kalmıyor. Ciddi anlamda tansiyonumuzu regüle ettiği özelliği içindeki esansiyel yağ asitleri nedeniyle kan akım debimizde organize ettiği yönünde bilgilerimiz var. Peki ne yapacağız biz bu yağlı balıkları yerken? Yanına bol yeşillik kullanacağız. Neyi kullanabiliriz? Yine içinde nitrik asit olan ciddi bir roka kullanımımız olabilir.
Evet, bir başka besin nar. Şimdi narla ilgili özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi alan kişilere onkolog arkadaşlarımız nar ve greyfurt, özellikle ilaç tedavisi alıyorsa akabinde nar ve greyfurt kullanmamasını söylüyor. Bunu vurgulayarak bu bilgiyi vermeye başlıyorum. Şimdi nar yapısı gereği küçük 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 içinde bir başka dünyayı barındıran, hani çarşıdan aldım bir tane eve geldim 1000 tane bilmecesinin içindeki gibi bir besin maddesi. Yine narın içinde yüksek antioksidan ve nitrat yapısı nedeniyle ciddi anlamda kan akışımızı hızlandırıyor. Kan akışımız hızlandığında ne oluyor? Daha fazla besin taşıyabiliyor kan, daha fazla oksijen taşıyabiliyor damar hücrelere. Böyle olduğunda da orada daha çok yenilenme ve o bölgenin daha çok temizlenmesi, daha enerjik hissetmemiz söz konusu oluyor. Narı daha çok yoğurtla birlikte tüketmenizi öneriyorum. Bir probiyotik yoğurdun içine 2-3 kaşık koyup üstüne tarçın koyduğunuzda hem yenilebilirliği kolay olur hem de sizin çok seveceğiniz bir şekle dönüşür. Narı ayıklamasında şöyle yapın. Narı bir portakal gibi üstüne hafif böyle yuvarlak kesip şöyle şöyle dilimleyin. Sonra bir naylon poşetin içine koyup arkasından tık 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 vurun. Narın bütün içindeki noktaların dağıldığını göreceksiniz. Minikliklerin dağıldığını göreceksiniz. Bir başka besin sarımsak. Şimdi sarımsak neye yarar diye biliyoruz. Vampirleri evimizden, hayatımızdan uzaklaştırmaya. Zaten sarımsak kokusu sevmediğiniz bir insanın yanına giderken yediğinizde sizi kurtaracak bir başka şeydir aynı zamanda. Ama sarımsak tabii bu kadar günlük hayatımızın içine girmişken sadece bu kadar iyilikte kalmıyor. Alisin diye bir madde var içinde. Bu da hem antioksidan hem de damarları koruyucu özelliği ve tansiyon düşürücü özelliğe sahip. Şimdi sarımsağı yerken hele de tansiyon ilaçları alıyorsanız dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama sarımsağı işte yine yoğurdun içinde ya da sebzelerinizin içine birer tane bütün koyarak ya da hap gibi yutarak kullandığınızda bilin ki kan debinizde bir artış olacak ve kanınızda sulanma olacak. İyi sarımsak ama dikkatli kullanılması gereken bir öğe. Mutlaka kan sulandırıcı, tansiyon ilacı kullananlar yine doktorlarına danışarak bunu kullanmalı. Ceviz, fındık. Cevizin ve fındığın içindeki esansiyel yağ asitlerinden alfa linoleik asidi barındırması, bu iki tane özellikle cevizin ve düzenli olarak 8 hafta tüketildiğinde hem kalp damar sağlığına pozitif yönde iyileştirdiği hem de gerçekten kan debimizi doğru etkilediği hem de tansiyonu olumlu yönde etkilediği konusunda bilgiler mevcuttur. Önerim günde 3'ü geçmemek kaydıyla cevizi tüketmenizdir. Şimdi cevizin suya bırakılıp akşamdan sabah o suyunun içilmesi ve o cevizinin yenmesiyle ilgili çalışmalar vardır. Bunun sizin için hiçbir zararı yoktur ama suya bıraktığınız cevizi önceden yıkayıp ondan sonra suya koymanız enfekte olan bir suyu içmemeniz için önemli bir detaydır. Bunu aklamamanızı rica ediyorum. Üzüm, biliyorsunuz üzüm özellikle koyu renkli üzüm yine bir antosiyanin kaynağıdır. Yine kendi tatlılığı, doğal tatlılık olduğu için herhangi bir problem oluşturmaz bizim vücudumuzda. Ve üzümün en önemli özelliklerinden bir tanesi de kandaki iltihaplanmayı, bizim enflamasyon dediğimiz hadiseyi düşürebilecek kuarsetin gibi bir önemli antioksidan taşımasıdır. Şimdi biz üzümü günde 6-7 tane yersek öyle salkım salkım çok fazla şeker vücudumuza yüklemeden yine ya sütle ya yoğurtla vücudumuza kanımıza karışmasını mesela bir badem sütünün içine bir kaşık yulaf koyup onun içine üzüm koyarak ya da işte yoğurdun içine üzümü doğrayarak tüketirsek çok daha sağlıklı kan dolaşımımızı hem hızlandıran dolayısıyla oksijen taşınmasına ve vücudumuzun besin kaynaklarını doğru almasına yardımcı olacak kanımıza destek olan bir öğeyi de vücudumuza almış oluruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün
araştırmaya en değer gördüğü besin gruplarından bir tanesi olan zerdeçal, hangi iyiliğini, hangi faydasını size anlatayım ki diye düşündüğümüz zerdeçalın elbette kan dolaşımımızla ve kandaki enflamasyonu, vücuttaki enflamasyonu özür dilerim, düşürmekle ilgili faydalarını bir sürü videomda sizlere anlattım. Ama zerdeçalla ilgili içinde barındırdığı kurkumin maddesinin kan damarlarımızı genişletmeye yardımcı olduğunu da artık biliyoruz. Dolayısıyla zerdeçal bizim vazgeçilmezlerimizden. Peki zerdeçalı kullanırken içindeki kurkuminin aktive olmasını sağlayacak unsurların ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birincisi karabiber, ikincisi zeytinyağı. Karabiberi zerdeçalın üstüne diyelim ki bir yemek kaşığı zerdeçal koydunuz. Bir tatlı kaşığı karabiber koyun. Bir çay kaşığı karabiber koyun. Bir yemek kaşığı da zeytinyağıyla karıştırıp bunu ekmeğinizi batırarak yiyebilirsiniz. Ya da bir çorbanızın içine bu şekilde bir karışım koyabilirsiniz. Bir olan aktivasyonu 400 misline çıkartan bir sonuç oluşturmuş olursunuz. Bir başka kan dolaşımımıza etki eden besin öğesi de narenciye grubudur. Portakal, mandalina, limon. Bunların en büyük özelliği nedir? İçeriğindeki C vitaminidir. Ama bir büyük hata yapılır ki hemen portakalın suyunu içelim, işte limonu sıkıp biraz bekletelim, sonra salatamıza koyarız. Onların içindeki C vitamini o kadar kırılgan, o kadar çabuk kaybedilir ki. O yüzden mümkün olduğu kadar tam tüketeceğimiz zaman o meyveyle muhatap olmamızı öneriyorum. Mesela yemeden önce soyarak, keserek değil, dilim dilim özellikle limonu tam sofraya oturduğumuzda salatamızın üstüne sıkarak yememiz en doğrusudur. Şimdi dolaşımın önemiyle ilgili uzun uzun besinleri anlattım size. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız, eğer vücudunuzu ödem yaşamak istemiyorsanız dolaşımı en ivmelendiren unsurlardan bir tanesi de suyu arttırıp tuz tüketiminize dikkat etmenizdir. Günde 5 gramı geçmemeniz lazım tuzla. Mümkün olduğu kadar su içtiğinizde ve bu suyu vücudunuzun istediği ısıda içtiğinizde, örneğin ben soğuk suyu çok seviyorum ve soğuk olarak tüketmeyi istiyorum. Ama siz kendinize dikkat edin. Eğer bunu sıcak istiyorsanız, ılık istiyorsanız bakın ona göre tükettiğinizde, vücudunuzda fiziksel aktiviteyi eksik etmediğinizde, özellikle uyurken vücudunuzu doğru pozisyonlarda konumlandırıp uyuduğunuzda, stresinizi doğru şekilde yönettiğinizde, ama en önemlisi bunun bir multidisipliner sistemle doğru olarak sonuçlanacağınıza inandığınızda, bilin ki sizin vücudunuzun o dolaşımı çok daha sağlıklı olacaktır ve buna bağlı olarak güzel bir cildiniz olacak, güzel bir enerjiniz olacak, çok daha iyi uyuyacaksınız, vücudunuza kilo verme ivmeniz hızlanacaktır. Vücudunuzda dolaşım olmadan kilo vermeniz mümkün olmaz. Bunu iyicene bilgilerini istiyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Güzel, yepyeni bir konuda buluşmak üzere.